Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon'a hoş geldiniz. Yüksek Tansiyon'un bu akşamki konuğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hakkı Bahar. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ali Bey. Evet sayın seyirciler, siz de fark ediyorsunuz. Bu akşam siyaset konuşmayacağız. Halbuki Antalya'da, Türkiye'de olabildiğince siyaset son hızıyla devam ediyor. Ama biz önce ekonomiyi bir konuşalım. Ekonomi düzlükte olmazsa, ihracat rakamları, ithalat rakamları düzlükte olmazsa ve bunları bilmezsek siyasetin çok da anlamı yok. O açıdan Sayın Hakkı Bahar, yeniden hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Antalya'yı konuşacağız. Türkiye genelindeki ekonomiyi konuşacağız. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bir bilenden öğrenelim istedik. O yüzden program talebimizi de kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Siz sıklıkla medyada ihracat rakamlarını açıklıyorsunuz, Türkiye'nin, Antalya'nın gidişatını açıklıyorsunuz. Son olarak da organize sanayi bölgesinin ödül töreninde de vardınız ve ödül alan, ihracat yapan firmaları ödüllendirdiniz, elinizden verdiniz. Dilerseniz biraz girelim konumuza ve başlayalım, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Bu fırsat çünkü bizim için çok önemli. Evet. Bu reel gündem, bu aş. İş. Evet, evet. Her şeyin bence önünde. Evet, reel politik dediğimiz konu aslında bir noktada bu. Çünkü para. İnsanlar aş olmadan geçinemiyor. Tabii burada Antalya'yı da izah edelim. Biraz Türkiye'den de bahsedelim. Evet, mutlaka. İstiyorum ki şu Rusya ile ilgili yaş sebze meyve alınan tedbirler nedir? Bakanlığımızın aldığı tedbirler nedir? Bu bildirimler nedir? Hı hı. Bildirim ve iade aynı şey midir? Genel bir açıklama yapmak çok da önemli. İsterim. Üreticilerimiz bile en azından sizin ağzınıza bakıyor neler söyleyeceğinize yönelik. Evet. Şimdi öncelikle yaş sebze meyve kısmından başlarsak biz Rusya ile beraber Türkiye'den pozitif ayrıştık. %15.25 bir artışımız var. Evet. Genelde. Rusya'ya münhasır olarak. Şimdi burada Türkiye'den niye ayrılmış? Bir defa Antalya vazifesini doğru yapmış. Biliyorsunuz örtü altında bizim karantinamız, bizim çiftçimiz gayet eğitimli. TUTA ile ilgili tedbirleri fiziki şartlar, imkanlar dahilinde alabildiği kadar aldı. Liste uygulaması Mayıs'ın başından itibaren açılmasıyla beraber biz zaten TUTA ile ilgili bütün kurumları bir araya getirmek suretiyle bölgede 17-18 tane toplantı yaptık. Neden ön tedbirler alınsın, entegre mücadele diye. Tedbirler yeterince alındı mı? Yeri geldiği için soruyorum. TUTA çünkü bir bitki zararlısı, böcek evet. Değil, yani tam da tanımlanamıyor. Tam anlamıyla... Karantina etmeli. Evet, yani öyle diyelim. Ama ihracata, üretime çok büyük zararı olan, kaliteyi evet. Düşüren bir canlı diyelim. Nedir son durumumuz? Şimdi TUTA'yı önce ben kısaca iki cümleyle anlatayım. Evet. TUTA, Brezilya'da İlk tespit ediliyor 20. yüzyılın başında. Oradan da bütün dünyaya lojistik imkanların genişlemesi suretiyle evet. Yayılıyor. Son derece. Önce İzmir'e geliyor. İzmir'den evet. Denizli'ye sonra Antalya'ya. Biliyorsunuz 2010'lu yıllarda geldi ve süratle de yayıldı. Evet. Yalnız TUTA, Keratis capitata yani Akdeniz meyve sineği gibi etmenlerin soğuk ve sıcaklıkla doğrudan ilişkisi var. Yani TUTA'nın mesela Rusya ikliminde yaşaması mümkün değil. Neden? Kışlamayı yapamıyor. Bizim dezavantajımız sıcak bölgede olmamız. Evet. Hava ne kadar sıcaksa TUTA popülasyonu da o kadar hızla büyüyor. Geçen kışın ılıman geçmesi ve tabii kışlamasını bu böceğin neden arttırdı. Oldu? 14 döl verdi hesaba göre. İnanılmaz hızla büyüyor. Ha yarın TUTA olmayacak mı? Yarın TUTA olacak. Bu bir kelebek. Domates güvesi. Bunu bitirmek mümkün mü? Hayır, bitirmek mümkün değil. Peki bununla mücadele etmek mümkün mü? Evet, mücadele etmek mümkün. Akdeniz meyve sineği için de aynı şey geçerli. Biz bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bu kültürün tenaffüz etmesi lazım. Bu sadece zehirle olabilecek bir iş değil. Entegre mücadele. Fiziki engeller, seranın tülle örtülmesi, ışık tuzakları, fenomen tuzakları, popülasyon ancak çok yükselirse zirai ilaç. Neden? Zirai ilacı çok kullanırsanız canlı kendini alıştırıyor ona. İki sefer, üç sefer, dördüncüde zirai ilacın evet. Da bir anlamı kalmıyor. Evet. Bağışıklık kazanıyor. Bağışıklık kazanıyor. Keratis capitata için de aynı şey geçerli. Peki bunlar zararlı mı? Hayır. Bunlar insanı öldürür mü? Hayır. Hiçbir şey yapmaz. TUTA zararlısı insana zararlı değil mi? Hayır efendim, niye zararlı olsun? Siz zanneder misiniz herhangi bir bahçe, kendinizin bahçesi var diyelim Ali Bey. Evet. Gittiniz domates yetiştiriyorsunuz. Domatesin üstünde bir nokta var yok diye bakmıyorsunuz. Kendiniz yetiştirdiniz, kimyasal tabii. Yok. Aldınız, kestiniz, yediniz.
%99 üstünde tuta vardı zaten. Yani insana hastalık sebebi olarak da gösteriliyor doğa açıdan. Bu kimya sanayi bütün dünyada öyle bir oligarktır ki, o kadar egemendir ki, aman ki karantina etmeni, sanki dünyanın sonu. Sivrisinek oldu diyor, ölen gördünüz mü? Sıtma mı getirir? Akdeniz meyve sineği, ya gözle göremeyeceğiniz bir sinektir. Bizim iklimde yaşar. Adı üstünde Mediterranean Butterfly. Doğru mu? Evet, Akdeniz. Fruit fly. Bu kadar basit. Akdeniz meyve sineği. Akdeniz'de olur. Bununla yarın olacak mı? Yarın da olacak. Karantina etmenine, feromon tuzaklarını asarsınız. Zararlı eşiğini indirebildiğiniz kadar indirirsiniz. %1'lere, %0.1'lere kadar iner. Meyvenin şeklini veya sebzenin şeklini bütününün bozuluyor. Hayır, nasıl? Çürümeye neden olur. Hızlı çünkü çürümeye. Neden? Bu nebatların ikisi de geliyorlar. Dokunun üstüne yumurtalarını, larvalarını bırakıyorlar. O minicik gözle göremeyeceğiniz larva yemek suretiyle, beslenmek suretiyle içine giriyor. İçeride güve haline geliyor ve sinek olarak da dışarıya çıkıyor. Birisi sinek, birisi güve. Bunlar insan öldürmez. Ama bunların üstüne çok fazla uyguladığınız zirai ilaçlar birbirinin üstünüzde birikir ve Allah korusun bünyenizdeki kanser genlerini tetikler. Dolayısıyla popülasyon kontrolünün üstüne çıkıldığı zaman baskıyla, kimyasal baskıyla bunları indirirsiniz ve normal biyolojik mücadelenize devam edersiniz. Anladım. Bunun dünyadaki sistemi budur. Biz de sanki dünyada bir atom bombası düşmüş gibi yaz sebze meyvada aman Allah'ım bir feygen kopuyor. Hiç alakası yok. Şimdi Rusya ile ilgili bildirimler konusu. Biliyorsunuz ortalık birbirine girdi. Rusya'dan evet 700'ün üzerinde bildirim var. Nedir bu? Bu bildirim bu, dediğimiz ikaz. İkaz. Evet. Bunlar iade uyarı. Değil. İade değil. Bunların cüz'i kısmı 100 küsur tanesi iade edilmiş Türkiye'ye. Aman Allah'ım biz sanki zehir yediriyoruz sektör olarak. İade edildi ya bunlar ne olacak? İmha edilsin. Ya bir tane kelebek görmüş adam tırın içinde. Kapak açılmış. Ben bu tırı iade ediyorum demiş. Olduğu gibi kapatmış. Evet efendim. Rusya'dan bir tane kimyasal zararlı, kimyasal ilaç kullanımında aşım, emeral aşımı diye iade yok. Hepsi karantina etmeli. Kulaktan dolma bilgiler o zaman. Dolayısıyla bakın, bildirim ayrı konu, iade ayrı konu. Bildirim ne? İkaz. İade tırın iadesi veya partinin iadesi. Tamam. İkincisi neymiş? Karantina etmeni ayrı konu. Zirai ilaç kalıntısı ayrı konu. Zirai ilaç kalıntısı çok olursa karantina etmeni olmaz. Doğası gereği. Evet. Ya bu bir tercihtir. Bunun bir balansı var. Biz de buna entegre mücadele, biyolojik, teknik mücadele diyoruz. Hepsi bu. Bunu bu kadar abartmanın, dünyanın sonu gelmiş gibi, insanları zehirliyormuş gibi devlet aktarmanın cehaletten başka izahı yok. Yani, Rusya'dan iade edilen, ihracat sırasında iade edilen ürünlerin iç pazarda tüketilmesi bu şekilde algılanıyor değil mi? Evet. Rusya'nın almadığı zehirli üretim halindeki bizim domates veya farklı sebze meyveleri iç pazarda tüketmek şu kadar insan sağlığına zararlıdır denil diyerek haber de yapıyoruz. Evet. Hiç alakası yok halbuki. Rusya'dan bir tane kimyasal atıkla ilgili iade yok. Bakanlık orada. Yani, nedir gerekçeleri mesela? Karantina etmeli. Şimdi karantina etmeli neden? Ya bir tanesi şu. İstifleme hususunda firma çok özenli davranmamış. Kaidelere, Sinai kaidelere uymamış. Düzgün yaprak vesaire var içinde. Mandalina da olmuş bu. İade etmişler. Kimisinde Akdeniz meyve sineği görmüşler. Kaçırılmış. Bunu da nasıl seçersiniz? Tezgahta mor ışık koyarsınız. 420 nanometre frekansında. İşçi oradaki noktayı görebilir. Yoksa siz göremezsiniz onu. Tezgahta dönüyor ya. Giderken görülür. Yolu budur. Başka türlü görülmez. Rusya neden bu kadar inceleyip sık dokuyor? Yani neden ısrarlı bir şekilde milyonda bir gördüğü bir olayı tüm tırı kapatabiliyor? Hayır, Ruslar normalde gördü, iade etti. Şimdi burada biz çok fazla böyle iç medyada bunu konu haline getirdiğimiz zaman Ruslar da bu konuda Türk kamuoyunun, memleketin kamuoyunun hassas olduğunu anladı. Durmadan orayı eşelemek için bu sefer politik iadeler başladı. İzah edebiliyor muyum? Rusya ile aramız da iyi bugünlerde. İyi. Yani hikayenin özü bu. Ya biz bu konuyu doğru bilelim. Devlet olarak da millet olarak da doğru algılayalım ve doğru nakledelim. Ya biz temiz ürün üretiyoruz.
Bunlar olur. Sonra oranı ben size söyleyeyim. Üreticide, ihracatçıda sıkıntı yok. Yok efendim, ben yani resmen devlet rakamlarını vereyim. %2.9 bildirim oranı, iade oranı binde birlerle, binde ikilerle ölçülüyor. Oran bir çok küçük. Bir sürü tantana yaptığımız şey bu. Şimdi bir meyve ağacına gittiniz. Evet. 1000 tane meyve var. Kaç tanesini toplayamazsınız? Binde bir olur mu? Ya bizim ihracatçı düzgün işini yapmış. Antalya'dan bahsedeyim. Haziran'dan bu yana toplam 7 tane iade oldu. Bunun 6 tanesi narda, keratis capitata yani Akdeniz meyve sineği. Bir parti marulda da trips tespit etmişler. Trips ne? O da karantina etmeni. 2 milimetre boyunda bir çekirge. Görmüş, rahatsız olmuş, iade etmiş marulda. 2 milimetre boyunda çekirge kaçmış. Bunun için bütün sektörün üstünde askeri tedbirler almaya, ortalığı birbirine kaldırmaya, bu işin tantanasını vermeye, sektöre zarar vermeye. Üreticiyi yerden yere vurmaya, yerden yere ne vurmaya, gerek var? Hiç gerek yok. Bu haksızlıktır. Ama bunu biz kendimiz yaptık. Lüzum yok. Günahtır. Kimyasal ilaç fazlalığı ile ilgili mücadeleyi bu memleket verdi Ali Bey. Hatırlarsınız seneler evvel üretici kayıt defteri, askeri tedbirler, ilaç satanlarla ilgili problemler. Evet, bu çok büyük problemdi. Hatırlarsanız seraların içinde hemşeriyiz. Patlatma yaparlardı. Adamın omurgası ağrımadığı zaman evet, o patlatma ilacında ilaç düzgün yapılmamış gibi algılanırdı. Ya ölüyorsun. Bu bilinçteydi. Bakın nereden nereye geldi. Bakanlığın eğitim çalışmaları, bizlerin çalışmaları bu işi bir noktaya getirdi. E bu noktaya gelmişken ve biz bu konuyla ilgili milyarlarca dolar para harcamışken, neticeyi de almışken biz şimdi ne yapıyoruz diyorum. Gülüyorum. Ya biz bu noktaya geçtik. Ayağımıza sıkmaya çalışıyoruz. Evet, kendi kendimizin ayağına sıkıyoruz. Hiçbir anlamı yok. Çok fazla. Haksızlık ediyoruz çok fazla. Bir de bakın en büyük buradaki tehdit nedir biliyor musunuz? Şimdi neticede ziraatte çalışan bir kesim var. Doğru mu? Kumluca, Antalya, Altınova. Olmalı da zaten. Üreten toplum kesim diyorsak olmalı evet, da. Birazsa örtü altı. Zehir üretiyorlar bunlar. Bu çiftçiler bizi zehirliyorlar. Ayda. Bu sefer bakın neye dönüştü iş? Sosyal mühendisliğe dönüştü. Şimdi bizim geleneksel ölçekteki 3 dekardır, 3 hektardır biliyorsunuz. Ortalama büyüklüğümüz. Evet. Ziraat işletmeleri büyüklüğümüz. Şimdi bakıyorum çocukları, babaların, annelerin devam etmiyor işe. Neden? Medyada orada burada zehir üreten adam. Ya gelir mi çocuk? Gelmez. Bu sefer babasının anasının işi varken gidiyor şehirlerde, kafelerde garsonluk yapmaya. Evet. Biz üretimden düşüyor. Biz zümreyi kaybettik. Zümre kaybetmek kadar evet, sakıncalı bir iş yoktur. Yine ikinci nokta. Yine tehlikeli bir nokta, uyarı olarak vereyim. Tabii tüketici güven endeksi çok önemli malum. Doğru mudur efendim? Her hükümet, her devlet tüketici güven endeksini üst seviyeye tutmaya gayret eder. Açıklamalarıyla vesaire. Şimdi bizim de Türk olarak bir ahdimiz vardır. Nedir bu? Müşteri veli nimetimizdir. Öyle. Ahi evran vardır. Doğru mu? Tabii. Bir ahilik müessesesi tabii vardır. Bu bizim Türk toplumunun, Anadolu toplumunun genetik kodundadır. Damarlarımızda, kanımızla beraber gezer. Şimdi marketleri araştırdık. Ne kadar ceza var? Ortada doğru dürüst ceza yok. İkazdan başka. Durmadan açıklama yaptık medyada. İşte fiyatları kontrol ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ya tüketiciyle esnaf arasındaki bağı koparıyoruz. Tüketici güven endeksine zarar veriyoruz. Hatadır. Ben bunu söylerken vatan evladı olarak söylüyorum. Hükümetine, devletine bağlı bir vatan evladı olarak söylüyorum. Toplumsal olarak bir güvensizlik aşılama evet, çabasındayız. Şimdi bakın amacımız ne? İyi bir şey. Netice ne? Hiç beklemediğimiz bu ortamda bir sosyal mühendisliğe hizmet etmek. Evet. Bu o kadar tehlikeli ki. Bunu gelin tekrar biz yerine oturtalım. Bu memleketin iş adamı da, vatandaşı da, şehirdeki müşterisi de, marketi de, fabrikatörü de, çiftçisi de, ziraatçısı da, komisyoncusu da bu memleketin değeri. Bir bütün. Hepsi.
Siyasisiyle, politikasıyla, hepsiyle bir bütündür, ayrışmaz. Şimdi az önce anlatırken aklıma geldi. Siz dediniz ya hani üreticiyi küstürüyoruz, çocuğu okulda rencide ediyoruz. Bunlar da üretimi bırakıp şehir merkezlerine evet. geliyorlar, işsizler ordusuna katılıyorlar falan. Bir de şöyle bir durum var. Siz Finikelisiniz mesela. Üretim yapan bir ailenin ferdisiniz. Siz de evet. üretim yapıyorsunuz. Biz böylece bu çalışmalarla üreticinin ötesinde üretim sektöründe çalışacak kişi de bulamıyoruz. İşçi bulabiliyor musunuz? Tabii ki sıkıntı. Sıkıntı? Sıkıntı. Yani sizin işçi üstelik fabrikalarınıza ya da üretim alanlarında çalıştıracağınız işçi nitelikli olması lazım. Çünkü bilmesi lazım işi. İşte TUTA dediniz. Evet. Küçücük bir şeyin gözden kaçması bir tırın geri Rusya'dan geri gelmesine neden oluyor. O yüzden evet. bilen adamı çalıştırmak durumundasınız. Evet. Tabii bu işte mesela bir de Avrupa tarafı var ya sebze meyvede. Ben size isterseniz resimleri de paylaşırım programın ortasında. Yayınlayabilirsiniz. Tabii. Geçen aylarda hala devam ediyor. Valencia Comunicat'ta, Generalitat Valencia'da ve Valencia bölgesinde. İspanya'da. İspanya'da çiftçiler boykot yaptı. Dediler ki Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden çok fazla ürün geliyor. Dolayısıyla biz ürünlerimizi istediğimiz fiyatlardan satamıyoruz. Biraz da RNG segmentinde. Çünkü örtü altı orada Alicante bölgesindedir. Hı. Doğrudan İngiltere ve Avrupa pazarlarına gider. Ama narenciye tüm Avrupa'ya yayılır. Bununla ilgili boykot yaptılar. Hemen Avrupa Birliği biliyoruz ki Bulgaristan kapısına bizim sıkıştırın dedi. Yazılı evrak var mı? Yok. Narenciye tırlarını döndürmeye başladılar. Bahane oluşturdular. Evet efendim. Tekrar analizler. İyi de her bir analiz 750-800 euro. Zaten %5'te çalışıyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz bu parayı? Dolayısıyla böyle bel altı işlere de Avrupa girdi. Neden? Onun da bir kendi komünitesi var. Bunları da iyi anlamak lazım. Konuyu iyi anlarsak çözüm üretebiliriz. Siyaset de dönüyor tabii girdi. Biraz da. Tabii. Biz de ne yaptık mesela BAYİP olarak? Bu hafta itibariyle Allah'ın izniyle BAYİP'in danışmanı var. Bizim Batak Deniz İhracatçılar Birliği'nin. Bütün ihracatçılarımızın emrinde. Tırlarında problem mi var? Oraya gitmek zorunda değiller. Ararlar. Bulgaristan'da personelimiz var. Her sektörümüz kullanabilir. Sıkıntısı varsa gidecek, laboratuvarıyla uğraşacak vesaire. Her günde bize raporları geliyor. Ne zamana kadar? Ne zaman işimiz bolarırsa bu personel zaten danışmanlık sözleşmesiyle aldık, iptal ederiz. Bu kadar basit. Anladım. Birebir ilişki götürmek zorundayız orada. Çünkü yazılı olan bir şey yok. Zaten yazılı olan şeye Bulgar tarafı uymuyor. Laboratuvar, indir bindir paraları, irtikap kapısı. Şimdi bizim iki kapımız hem Rusya kapısı hem Bulgar kapısı da mı aynı sıkıntıyı gösteriyor? Tabii ki. Bakın ikisinde de siyasi taraf var. Siyasi taraf ne? Kendi bölgelerindeki üreticiyi gümrük birlikleri anlaşma dahi olsa bel altıyla koruma kollama güdüsü. Biraz da gözün üstüne kaşın var hesabı. Bunu dediğiniz anda buradaki görevliler laboratuvarsa onun içinde irtikap kapısı haline geliyor karşı ülkede. Buna nasıl dururuz? Devlet olarak bir şey yapamayız çünkü kayıtlı bir şey yok. Bizler kurum olarak demek ki orada danışman tutmak zorundayız. İkili ilişkilerimiz iyi olmak zorunda, gitmek gelmek zorundayız. Konuyu halletmek mecburiyetindeyiz. Konu bu kadar basit. Anladım. İçine bunu odun atmak çok kolay. Önemli olan su dökmek. Söndürmek. Orta Doğu ihracatımız nasıl veya uçakla ihracatımız nasıl? Şimdi iki kapıyı da değerlendirdik. İki kapıda da sıkıntımız var ama aşmaya çalışıyorum ama yetişmedi bu sene. Hangisi? Roro. Ha, evet. Trieste. Evet. Gemi ihracatı. Haziran'ın sonunda sizin başladık. Sizin en büyük hedeflerinizden biri. Hedefim bozulmuş değil ama PR zamanını geçtiğimiz için durdum. Anladım. Seneye tehir. Anladım. Neden? Peki, neden seneye? Bir de uçak nakli ihracatlarımız nasıl? İkisini de anlatayım. Orada hamdolsun çok iyi bir iş yaptık. Netice de oldu. Türk Hava Yolları da bunu gördü. Bize ödüllendirdi Batı Akdeniz olarak. Harika. Hepsini izah edin. Harika. Şimdi bakın. Biz Haziran 28 tarihinde Roro'ya başlayalım diye çalışmalara başlamışız. Haziran 28. Bizim limanımız uygun mu Roro için? Uygun tabii. Niye uygun olmasın? Tamam. Hiç, tabii ki uygun. Ama derinlik falan filan. Evet. Derinlik draft uygun. Geldiler bir tek orada uygun olmayan bir yer var ama orayı kullanamadık. Yapacak bir şey yok. Boy yetmedi. Hepsini izah edeyim. Haziran 28 tarihinde çalışmalara başladık Roro'yla. Bütün Roro firmalarıyla görüşebildiğimiz kadar görüştük. Bir firma uygunluk geldi. Neden? Mersin'den haftanın iki günü çalışıyor. Dolayısıyla süpermarket programları Antalya, Trieste'ye uygun.
Ancak bir türlü liman, tabii biz projeyi hazırlıyoruz ama limanla Roro firmasının arasını da bulmak zorundayız. Onların ikisi ticari işletme, biz aralarındaki ticarete karışamayız. Sadece diyeceğimiz şey, evet, Mersin liman fiyatlarını isteriz. Mersin liman fiyatları olmazsa bunun önünde de kim ne derse desin, kimse babamın oğlu değil, Serhat gibi dikilirim. Bu olana kadar da uğraşırım. Burada bir omurgamız oldu. En sonunda zannediyorum Ekim ayında bir fiyat alabildi Roro firması, bize verdikleri bilgiye göre şu anda hala çalışıyorlar ama zaman geçti. Neden? Benim yüküm Eylül ortası gibi başlıyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Haziran. Bir ayda PR yapacağım. Memleket Roro'nun ne olduğunu bilmez. Tabii, tabii. Trieste'de de laboratuvar kurulması lazım. Neden laboratuvar olmazsa ya, sebze, meyve? Tabii. Nakliniz zor. Dolayısıyla burada şeyi geçtik, zamanı kaçırdık. Ama insanlar en azından... Öbür döneme mi kaldı? İnşallah öbür döneme açtığımız anda bu Bulgar kapısının alternatifi ve tır başına 1250 dolar daha ucuz, euro özür diliyorum, daha ucuz olacak. Çok iyi. Bu inanılmaz bir rakam. Karadan ihracatın en azından pabucu dama atılmış oluyor. Tabii, bir de alternatif bir kapımız olmuş oluyor. Bulgaristan'da problem var, hop dön Trieste'ye, daha ucuz. Bir de direkt seferler değil mi? Direkt, nereye kadar gideceğiz? İtalya, Trieste, İspanya. Antalya, Trieste doğrudan. Mersin'den çıkıyor, Antalya'ya uğruyor. Tırları direkt alıyor. İsterseniz Dorset'e verebiliyorsunuz. Veya palet halinde yükle yükleyebiliyorsunuz. Trieste'ye gitti mi? Trieste, Münih 456 kilometre. Aşağı yukarı aldım. Ha, içeri doğru istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Merkez Avrupa'ya direkt gönderiyorum. İkinci şoför yok. Akaryakıt gideri yok. Yollarım, otobanlarım sağlam. Otobanın bir metresi 40 bin lira. Gereksiz otoban da dövmüyorum. Daha da ucuz. Bulgaristan kapısındaki laboratuvardan kaybettiğimiz 750-800 dolarlık laboratuvar. O da bir diyorsun iltikap diyorum. Yani tabiri çok net. Devletsel bir şey değil. Engel olamadığımız. Ona engel olmuş oluyoruz. Bundan hayırlı iş mi var? Çok da iyi olmuş. Çok da geç kalınmış bir çalışma bence. Maalesef konu başka yerlere, minvallere çekildi ama zannediyorum şu anda insanlar bunun değerini anladılar. Artık kamuoyu kendi kendine oluştu. Biz vazifemizi gelecek sene daha doğru yaparız. Çünkü bu sezonu kaçırdık. Şimdi zaten zor bir olanı... Sadece yaz, sebze, meyve düşünmeyelim. Bütün sektörler için. Onu diyorum. Zor olanı başarmışsınız. Roro hepsinden, yani gemi ihracatı hepsinden çok daha kıymetli. Böylelikle bu başladığı zaman bir gemideki sefer bile çok güçlü, çok yoğun olacağı için Antalya'nın, Türkiye'nin ihracat rakamları katlanarak artacaktır. Üretici de var. Üretici de rahatlayacaktır böylece. Tabii ki. Şimdi 1250 tek muhatap oluyor değil mi? Gemideki olayda tek muhatap. Ama Bulgaristan'dan girerken her ülkede farklı sıkıntılar da. Makedonya'ya git, trafik polisi çevirsin. Evet. Yani irtikap kapısı. Devam et Macaristan'da ikinci şoför. Ha, onun için diyorum. Petrol gider. Bizim otobanlara görünmeyen verdikleri zarar, her geçen araç yükü evet, zarar verir. Tamam. Bunların ortadan kalkması demek. Tabii. Ya bundan daha iktisadi bir iş var mıdır? Bizim işimiz verimli döngüler kurmaktır. Siyaset değildir. Bunların dışındayız. Evet. Biz verimli döngüleri hesap eder, ortaya proje olarak koyarız ve bunların da arkasında dururuz. Başka bir hedefimiz yok. Kesinlikle öyle. Vurnukova Havalimanı. Yani bu bölgede Isparta'daki kiraz üreticisi de rahatlayacak. Evet. Afyon'daki mermer üreticisi de. Evet efendim. Yok tır bozuldu bilmem ne değil. Koca Roro. Bunlar büyük gemiler. 300 metrelik kesinlikle gemiler. Oyuncak değil. Ve çok enteresan bir hattı. İnşallah gelecek sene, bu sene biz salladık. Gelecek sene inşallah muvaffak çok oluruz. Çok daha iyi olur. Biraz geç kaldık işte. Seçimler 1-2 ay önce olaydı. Bu sene yetişirdi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Vurnukova Havalimanı. O konuyu da anlatayım. Bu konuda evet, çok böyle şey kaldı, havada kaldı. Vurnukova Havalimanı'ndaki iş şu. Turkish Cargo ziyarete geldiği zaman ben Moskova'ya yapılabilecek hava kargolarla ilgili çalışma olup olmadığını söyledim. Tabii Hakkı Bey yapabiliriz ama dedi. Tesadüfte okul, mektepten arkadaşım çıktı. Kargonun genel müdür yardımcısı. Dedim ki Ömer avantaj. Faruk. Avantaj tabii. Bu, her şey dostluklarla güzel. CFO'su da sıra arkadaşım çıktı. Hmm. Türk Hava Yolları'nın. Hepsinin üstü. Dedim ki tamam, Vurnukova'da problemle basitleştirilmiş gümrük hattı var ama aktif değil. Neden? Aktif değil, aktifleştirmemişler. Rusya'daki havalimanları ve gümrükler özeldir Ali Bey. Yani amiyane tabirle bir oligarka bağlıdır.
Siz onunla ilgili eğer ilişkiniz varsa ulaşabiliyorsanız bu konuyu çözersiniz. Ve dedim ki o zaman siz kaça götürüyorsunuz buradan şu anda uçtuğunuz yere? 2'ye yakın. Yani 1 kilogram 2 dolara yakın. Ve dedik 1,5 dolarlarla 2 dolarlar zaviye zaviye değişiyor oynak. Dedim bunu ne kadar indirebileceğiz? Bir rakam telaffuz ettiler. 15 gün sonra biz bitiririz bu işi dedim. Sağ olsun iki yönetim kurulu üye Ergin Bey ve İsmail Bey, beyefendi Nis'teymiş tatilde, oligark. Gittiler, durumu izah ettiler. Tatildeyken. Evet efendim, tatilde gittiler. Ailesiyle beraber ziyaret ettiler. Bir öğlen yemeği yediler. Yemekte konuyu anlattılar. İkna ettiler. İkna ettiler. Dediler ki Antalya en çok seyri sefer uçağın olduğu yer. Gelin bunu açın. Adam da ikna oldu. Yanlarında telefon açtı. Bir hafta sonra açıldı. Yetmedi, karantinada istiyoruz dedik. Yasin bizim eve gittiği için karantinanın olması evet. lazım. İkinci telefonu açtı. Bir hafta sonra da karantina geldi. Bu kadar. Yani iki uçak bileti bir tane otel odasına bitti bu iş. Geri döndük. 1 Ekim'de bir ton üzeri yükler için her seyri sefer geniş gövdeli uçak 13 ton civarında kargo yükü alır. Dar gövdeli uçak da 1 ton yük alır. Ali Bey. 0.55 dolar senti genel kargolar, bozulabilir kargolarda 0.6 dolar. Yani 3 kat neredeyse düşük fiyat verdi Türk Hava Yolları. Şimdi Allah razı olsun biz daha sormadan kardeşlerim ikinci fiyatı göndermişler. Bu fiyatlar 2019'un sonuna kadar geçerli. Devam ettiriyorlar. Bitti. Bu iş de kapandı. Nedir bu? Çilek mi? Katma değerli üretim mi? Silah mı ürettin? Kompozit parça mı var? Makine sanayi mi? Tekstil mi? Hazır giyim mi? Koy uçağı. Bayi bir anlaşması var. Hazır burada Türk Hava Yolları ile. 3 saat sonra Moskova'da. Aç paketi pırıl pırıl. Karantinada var. Her şey hepsi burada. Tezgahta. İş kapandı. O da bitti. Bundan sonra bizim yapacağımız bunu anlattık. Anlatmaya devam edeceksek üyeler istifade etsinler. Bunlar iyi imkanlar. Neredeyse bu kara nakliyesiye yaklaşmış bir durum. Daha ne yapsın Turkish Cargo? Allah razı olsun. Öyle tabii. Öyle tabii. Yani ve bu Türkiye'de hem benim bildiğim en uzun süreli verilmiş yapılmış anlaşma hem de en düşük anlaşma ve en büyük potansiyeli olan pazara. Ya buradan istifade edilmez de nereden istifade edilmez? Çok güzel olur. Şimdi burada birkaç şey var, kolaylık var. Bir, şoförünüz çok fazla etkilenmiyor, kamyonunuz çok fazla etkilenmiyor, otobanlar etkilenmiyor. Otobanlara ödeyeceğiniz fiyatlar düşüyor. Tek bir uçak seferiyle en azından oraya ürünler gidebiliyor. Tabii Türk Hava Yolları da kâr ediyor bu işte. Arkadaşıma mı babamın hayrını yapmıyor mu? Öyle tabii. Neden? Bunlar seyri sefer uçağı. Aktif hale geliyor. Altındaki kargo zaten Vurnukova boş olunca zaten kargo yoktu. Evet. Şimdi her koyduğu kargo yükü onun kar hanesine. Tabii gelir hanesine. Herkes kazandı mı bu işten? Ruslar taze mal yedi. 3 saat önce hasat edilmiş malı tükettiler. Hamdolsun. İhracatçı mutlu bu fiyata gönderdi. Türk Hava Yolları mutlu. Herkes mutlu. Demek ki verimli dönüş. Üretici de, aradaki kişi de, ihracatçı da herkes mutlu. Peki maliyeti ne oldu? 2 uçak bileti, bir otel odası. Hepsi bu. Bir elimizde yeri, konaklama. Bir elimizde daha tutmadık. Abartılacak bir iş de yapmadık. Niyet ettik. Düşünce tabii biraz. Hikaye bu. Şimdi Exim Bank sordunuz. Exim Bank nedir buradaki rakamlarımız? Şimdi Exim Bank'taki ben krediler. Artışı söyleyeyim size. Hamdolsun zannediyorum bu sene sonuna kadar 800 milyon doları biz Exim Bank'ta verdiğimiz kaynakla geçeriz. Bu demek o ki Mayıs'tan bu sene verilen ek kaynaklardan bahsediyorum. Biliyorsunuz şu anda bir finansal darboğaz var. Ticaret savaşlarının tam ortasındayız. Bizim iki tane kaynağımız var Türkiye olarak. Bir, ihracat. Yapmak zorundayız. Bunlar dışarıdan kullandığımız, Türkiye'ye getirdiğimiz dövizdir. Evet. Hiç faiz ödemeden döviz getirirseniz bu kaynak çok ciddi. Türkiye 170 milyar dolara gelmiş. Süper. Bir de Exim Bank kaynaklarından istifade etmemiz lazım. Bölgede sağ olsun Adnan Bey, Sayın Genel Müdürümüz geldi. Exim Bank zaten binamızda. Arkadaşlar da yoğun gayret ettiler. Biz de yoğun doğru firmalara doğru kaynakların aktarılmasını sağladık. Şu ana kadar gelen kaynaklar 1.3 milyar TL'ye geçen seneyle mukayese edersek ek kaynak göndermişler Antalya'ya. Evet. Antalya, Isparta, Burdur. Üyelere verilmiş. Ve reiskont kredi dediğimiz yani teminatsız sigorta karşılığı kredilerde de ciddi oranda artış var.
Biz ne yapıyoruz? Exim Bank'la beraber Manavgat'a gidiyoruz, OSB'ye gidiyoruz. Onlarla beraber tek vücut hareket ediyoruz. Firma sıkıntısı var. Kaynak bulmada. Benim Halk Bank'ım orada. Teminat mektubu vermede sıkıntı yok. Exim Bank'ta da kaynak var. Arkadaşlar da ek istihdam yaptılar. Hamdolsun. Bakın devlet kaynakları da doğru lokasyona gitti. İhracatçı Antalya'da, Isparta'da, Burdur'da diye bir nefes aldı. Bu sıkıntıları geçmek lazım. Parasız iş olmaz. Tabii. Paralı işi de herkes yapar bu arada. Önemli olan parasız kesinlikle da iş yapmak. Kesinlikle öyle. Exim Bank'ta konu bu. Onun için buradan Adnan Yıldırım Bey'e, Sayın Exim Bank Genel Müdürümüz, Bölge Müdürümüz Ahmet Bey'e sonsuz şükranlarımı bölgem adına iletiyorum. Onların müferrit ihracatçılar için nefes almak önemli. Muhteşem oldu. Bu arada turizmcilerimizi topladık. Hı hı. Aralarından belli turizmcilerimizi nitelikli seçtik. Onlar Exim Bank'la yeni bir proje başlatıyorlar. Biliyorsunuz uzun vadeli kontratları var. Bu uzun vadeli kontratların altında belli şerhler olduğu zaman sanki garanti gibi Exim Bank bunları algılayıp onlara da kaynak ayırabilecek. Çünkü onlar da artık hizmet ihracatçısı. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah bütün hizmet sektöründe bölge birliği olarak bize bağlarız. Bizim dönemimizde o zaman Türkiye'nin en büyük üç birliğinden biri oluyoruz. Turizmciler nasıl kullanıyor krediyi? Otel yapımında mı? Yoksa kendi çalışmalarında şimdi mı? Şimdi şöyle, onlar biliyorsunuz ihracat olarak kaydedilmedikleri için veya teminat mektubu üstüne çalışır. Exim Bank. Nedir bu? İki yol vardır. Bir tanesi, ben ihracat yaptım. Exim Bank'ta unpayment insurance yaptım. Alacak sigortası. Tamam. Bu alacak sigortasını Exim Bank'tan yaptırdım. Alacak sigortasını Exim Bank'a teminat gösterdim. Bunu yaptığım zaman teminat mektubuna ihtiyacım yok. Evet. Teminat mektubu faiz de yok. Şu anda 1,5'ların üzerinde. En düşük oran 1,5. Bu mektuplardan. Şimdi geldik bu tarafa. Bunu otelde yorumlarsak ne yaparız diye düşündük. Otellerin de acentalarla kontratları var. Doğru mu? Al sana işte alacak sigortası. Ama burada neticede devlet olduğu için Exim Bank bağlayıcı kontratlarda bazı maddelerin olması lazım. Onun için de otelci bazı büyüklerimiz şu anda Exim Bank'la görüşmeleri sürdürüyorlar. Bu maddeleri belirleyip Exim Bank'tan hiç teminat mektupsuz kaynak kullanabilecekler. Oradan rahatlığı var. Anladım. Evet. Dert anladım. O. Yoksa teminat mektubuyla kullanması rahat. Anladım. İşte onun için hizmet ihracatçıları bölge birliğinde olmalı. Biz onların deliyiz. İnşallah daha hizmet biliyorsunuz ihracatçılar birliği Mart'ta kurulduğu için henüz alamadık. Ama henüz alamadık. Alırız. Efendim bir taraftan da doğal taş üretimiyle ilgili sıkıntılar var. İhracatlarıyla ilgili sıkıntılar var ama siz çözme aşamasında çaba sarf ediyorsunuz. Nedir efendim buradaki geldiğimiz nokta? Realist olmak lazım. Benim huyumdur. Bir şeyi pembe göstermeye çalışmam. Bu zarardır çünkü tedbir alamazsınız. Evet. Bak. Gerçeği görmek lazım, evet. Realist olmak lazım. Bizim bölgemizde ana iki tane ihraç kalemimiz var doğal taşta. Nedir bu? Burdur, Beci ve Limra. Bunların da ağırlıklı pazarı birazsa Limra için Çin'dir. Ve blok ister Çin. Biz işlenmiş ihraç edemediğimiz için Çin'e göndermiyoruz blok olarak. Blok olarak Çin istediği için blok ihracatı yapıyoruz. Onlar kendileri mi yapıyorlar, neden? Hazırlıyorlar? Çünkü Çin'de mermer fabrikaları var Ali Bey. Mermer işleme fabrikaları var belli bölgelerde. Bunlar kendi bölgelerinde veya re-export yapacakları yerlere göre bu blokları kendileri işliyorlar. İsteğe göre. Tabii. Stok yapıyor. Büyük büyük büyük. Çünkü ciddi nüfusu olan bir yer. Buradan geldi şuna şuna göre kes şu kalınlıkta olsun, cilas şöyle olsun demek yerine. Evet. Kendi ihtiyacına göre anlık bloğu kesiyor, işliyor, veriyor. Çin'de böyle bir metot vardı. İki tane şey oldu. Bir, ticaret savaşlarından Çin ekonomisi zarar gördü. Koca Çin ekonomisinin bu arada tarif ederken trilyonlarca dolar ihracat ama trilyonlarca dolarda ithalat var. Sadece 96 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş. Yani Çin %7-8 karlılıkla çalışıyor aldı sattı. Dolayısıyla kırılgan, istihdama dönük bir ekonomi. Ama ticaret savaşlarıyla beraber bir de yeşil ekonomi, yeşil çevre. Evet. Bu modele geçtiler. Ne yaptılar yeşil çevreyle beraber? Bu mermer fabrikalarının çoğunu kapattılar. Belli eyaletlerde. Bu bize bir defa darbe vurdu. İki, belli konularda bu konut projelerinin ticaret savaşlarının korkusu yüzünden dünyada emisyon daralıyor. Ne yaptık? Onlar da bitti.
Dolayısıyla bizim taşımıza alternatif pazarlar bulmamız lazımdı. Biz ne yaptık? Şu anda hala hazırda bizden önceki olan burgeleri devamı ve ticaret heyetleri düzenliyoruz. Nereye? Amerika, Kanada, Güney Afrika, Malezya, Endonezya pazar çeşitliliği olsun. Çünkü Türkiye'de hani şöyle bir algı var. Blok ihracatı. Yok efendim, bizde canavar gibi fabrikalarımız var. Dünya standardının hatta üzerinde diyebilirim ki biz bu taşları işleyebiliyoruz. Epoksi uygulamasından cilasına kadar. Hatta üreten bu makineler var ya, cila polisaj işleyen makineler. Burçak OSB'de öyle bir firmamız var. Şu anda canavar gibi fabrika. Bu makineleri ithal etmiyoruz. Türk firmaları üretiyor. Çok güzel. Arap ülkeleri işlenmiş mermer alıyor diye bir şey duymuştum. Bir Arap ülkeleri var ama tabii biçimin emisyonu yok. Çin ana pazar. Dolayısıyla realist olarak baktığımız zaman doğal taşta biz gelecek sene %30'a yakın daralma bekliyoruz. %30. Evet. Bu demektir ki bayip ihracatında baktığımız zaman bizim rasyolarımızdaki %20 aşağı yukarı tabii %27'dir mermerin, doğal taşın toplam ihracatımızdaki payı. Bu %27'nin %30'u düşüyor ve düşecek. Buna anında tedbir alamayız. Kademe kademe tedbir almak mecburiyetindeyiz. Alacağımız tedbirler. Net. Bizim uluslararası müteahhitlik hizmetlerimiz yok mu? Türkiye en büyük, dünyada ikinci uluslararası müteahhit. Tamam, biz bu uluslararası müteahhitlerimizle bizim mermer ocaklarımızı, mermer ihracatçılarımızı bir defa bir buluşturalım. Onların uluslararası yaptıkları projelerde dünya güzeli Limra taşımız, dünya güzeli Burdur bejimiz kullanılsın. Pratik bir uygulama. Yetmesin. Dünyada müteahhitlik ve mimarlık hizmeti veren kim varsa onlarla bir araya getirelim. B2B. B2B'yi de düzenlemek için dünya para da ödemeyelim. Yerliler zaten elimizin altında. Müteahhitlerimiz. Milli, benim kardeşim. Bir araya getirmek zor değil. Yabancıyı da bulmak zorundayız. Şu anda da onu arıyoruz. Dünya paralarla urgeler düzenlemek yerine, ki onlar da şart, bu tür işlerle hem iktisadi hem de hedef uygun gitmek lazım. Ama mucize bekliyor musunuz? Hayır, beklemiyorum. Tedbir almak zorundayız. Bu kadar üretim ve ihracat rakamları ortadayken mermer ocakları ile ilgili piyasada anti propaganda da var. Evet, var. Yani çevre ön plana çıkarılarak yapılan haberler veya işte üretimi bölgeyi rahatsız ediyor diye. Gerçeklik payı nedir bu olayın? Şimdi bu konu şudur. Eski ruhsatlar müteselsil haktır, anayasal haktır. Evet, devam ettirilebilir. Bundan bu ruhsatlar da uzun sürelik veriliyor. Dolayısıyla eski verilen ruhsatlar Ankara merkezden veriliyor. Hı hı. Buradaki verdiği yeri çok bilmeden ruhsat veriliyordu. Alan da almış. Hiç kimse kötü niyetli değil. Evet. Ve orada mermer çıkartmışlar. Taş ocaklarıyla medyada mermer ocakları da karıştırılmış. Bu adam bu ocağı açtığınız zaman bir ocağı %10 kar edebilirsiniz. Bu kumar gibidir. Evet. %90 batarsınız. Çıkmış çünkü bulana kadar milyonlarca dolar para döküyorsunuz. Evet, evet. O günün şartlarına göre bu ocaklar oluşmuş. Ama yeni yasaya göre artık bir sürü bakanlıktan onay alıyorsunuz. Yerinde tespit. Tabii taşma vesaire, şimdi biliyorsunuz torba yasada da değişiklikler geliyor. Evet. Müsebbaplar geldi. Ama bu hükümetimiz zamanında bunlara tedbir alındı. Çünkü burada mermer sanayicisinin de günahı yok. Bunu yazanın da kısmen birkaç kötü uygulama var Türkiye'de. Olabilir. Antalya bölgesi için bu, evet, geçerli olabilir mi? Olabilir. Geçerli de olabilir. Bunların çıktıkları zaman regülasyon da değişti. Artık ayrıldıkları zaman olacaktan taşmaları temizlemeleri lazım. Orayı tekrar ağaçlandırmaları lazım. Tekrar doğaya kazandırmaları lazım. Evet. Aynı tuta gibi biz bununla da yaşamak zorundayız. Maden ihraç etmeden olur mu? Olmaz. Bir düzgün lokasyonda. Zaten kanun değişmiş. Doğru mu? Taşma vesaire, bu problemlere, bunlar da değişmiş. Hatta bana sorarsanız yaptırım ve denetim var mı? Var tabii. Mevcut. Artık çok ciddi denetim var. Doğrudan yönetim kurulu başkanını hapse atarlar. İş oraya kadar geldi. Yani bence artık şey de açtı. Yani biraz amacın da ötesine gitti kanun. Yeni torba yasada da var böyle maddeler. İtiraz da ettik. Yani tamam, hani doğruyu söyleyelim ama ihracatçıyı da öldürmeyelim. Adamı da öldürmeyelim yani. Hayır, çünkü Afyon taşı, Burdur beji, Limra taşı dediniz ya, o açıdan. Evet. Limra Finike bölgesi bizim bölgedeki. Finike farklı bölgelerde de var ama bizim bölgenin taşı. Evet, yani kıymetli, dünya çapında kıymetli o bölgede yetişen. Var.
Dolayısıyla burada haklılık yanları da var ama şimdi işletmeciye baktığımız zaman, onunla da konuştuğumuz zaman o da haklı. Çünkü geçmişten bu yana o günkü gözlükle yapılmış bir iş. Bu sektör de yeni bir sektör Ali Bey. Evet. Biz İtalya gibi 150 sene evvelden mermer ihracatı yapmıyoruz. Devlet olarak da, millet olarak da, medya olarak da, kamu olarak da, birlikler olarak da bu konudaki tecrübemiz henüz daha gelişim aşamasında. Anladım. Bir YMS gibi. Taşlarımızın gibi. Kıymetini, mermerin kıymetini yeni öğreniyoruz. Dolayısıyla bunun çıkartması vesaire Türkiye ciddi yol aldı. Kanun olarak da kendini şu dönemlerde rektifiye etti. Yeni yol torba yasa da çıktı. Ama belli bir oranda bu hatalar oldu. Oldu. Zamanında verilen ruhsatlar yüzünden. Oldu. Yani neticede batan battı. Şimdi bakıyoruz o zaman ocaklardan %90'a batmış, iflas etmiş adamlar. Oradan geçinen de bir kesim var. Buna da ihtiyaç var. Evet. Kanun da değişmiş. Bu da anayasal hak. Ne yapacağız şimdi? Yani bir taraftan yazalım, bir taraftan biçelim. Ya işin doğrusu benim anlattığım. Yanlış bir şey söylemiyorum. Anladım. Yani bölgeye de yarar var diyorsunuz bir anlamda. Evet. Kazanım, istihdam, bütçe, ihracat rakamları. Var. Olmaması gereken yerlerde olanlar var mı? Var. Ama o günün şartlarında bunlar öngörülememiş. Kanunlar çok yeniydi. Ama denetimleri yoğun. Yoğun. Şu anda kanunlar da değişti. Yeni artık ocak açmak öyle kolay değil. Toz mu kontrol ediyor? Emisyonları, tozları, çamuru her şey, falan? Her şey. Toz, taşma. Mesela bir ocakta. Bu maden büyük aletlerle çalışır. Bir tane kaya yuvarlandı. Hop! Sahanın dışına çıktı. Teli de kırdı. 10 ton, 20 tonluk kaya. Evet. İçeride yatırır isterse yönetim kurulu başkanı devleti. Bu kadar ciddi şu anda. Artık bunun bir adım ötesi zaten. Yani ömür boyu hapistir diye düşünüyorum. Evet. O yüzden yani, gereken tedbiri herkes almak durumunda. Herkes aldı ama geçmişten olan şeylerle bugünü yargılamak bir silsileyi ve bir olduğu gibi bir şerit gibi geçen tarihselliği yok saymaktır. Anladım. Dünün gerçeğini dünle değerlendireceğiz. Bugünü de bugünün şartlarıyla değerlendireceğiz. İzah edebiliyor muyum? Hata burada. Demirel'in güzel bir sözü var ya, dünün çamaşırı bugün güneşiyle kurutulmaz. Evet. Gibi. Evet. Hatta fiyatlar çok arttı. Onları da belli bir regülasyonla düşürdüler diye düşünüyorum, inşallah düşürürler. Bir nefes alalım isterseniz. Bir reklam arası verelim. Sonra yine devam edelim Sayın Başkan. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Haber programı Yüksek Tansiyon devam ediyor. Sayın seyirciler, konuğumuz bildiğiniz gibi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hakkı Bahar. Evet efendim, ilk bölümde olabildiğince rakamlarla ihracatçının durumunu aktardınız. Birçok örnek de verdiniz. Şimdi dilerseniz Rusya ve İspanya ile ilgili son anlatacaklarınız var. Sonra tekrar konuşmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz bu geri iade edilen mallar, kamuoyu, medyada çıkan yanlış haberler, yok bizi zehirlendik vesaire tantanaları Rusya'nın eline koz verdi. Bunlar iyi satranç oynarlar Ali Bey. Bu kozu da politik olarak orada da lobiler var, üretici grupları var vesaire, tahakküm altına almak isteyen irtikap grupları var. Ama hata bizde de var, Türk medyasında da var. Bizde Rusya kapısından dönen tırlar içindeki yiyecek, içecekleri, sebze meyveleri zehirliymiş de ondan dönmüş ve iç pazarda tüketilerek toplum zehirlendirilmiş gibi de gösteriyoruz. Maalesef. Şimdi bunlar kullanıldı. Tabii politik iadelerde olunca bakanlık belli tedbirleri almak istedi. Nedir evet. Bunlar? İşte fumigasyon, bir tır hazırladınız, paletler hazır. Fabrikanın tesisinin paketli meyvenin içinde kapalı bir alan, paletleri oraya koyuyorsunuz, sis şeklinde fumige ediyorsunuz, meyveye intiba etmiyor. İşte kelebekti, o ince tripsli vesaire, ufak boylu tripsli vesaire ölsün diye vesaire bir tedbir. Açtıkları zaman aman herhangi bir şey görülmesin. Bunun yanında yine geçmişte olduğu gibi işte tül çekme ve en önemlisi parti isimlerini kasalara soğuk damga veya lazer etiket, lazer markalama makinesiyle
basma veya inkjet markalama makinesiyle basma. O daha mı garanti? Valla ben o konuyu çok fazla anlamadım. Neden? Lazer markalama makinesi 1000 dolar veya daha üstünde 2000 dolar, 3000 dolar her neyse. Zaten sabit bir numara basacağız. Bu numaratör koyduğunuz zaman o 5 lira. Dış ticaret açığı vermemek istediğimiz bugünlerde 1000 küsur dolarlık makine harcayacağımıza memlekette üretilen 5 dolarlık stampayla da aynı şeyi yaşama yaparız. Bu kadar dijitalleşmek beni çok rahatsız ediyor. Lüzumlu yerde. Eğer daktilo ile işinizi hallediyorsunuz. Bu olay lüzumsuz diyorsunuz. Lüzumsuz efendim. Son derece lüzumsuz. Markalama doğru bir iş ise biz bunu basit bir stampayla zaten yapabiliyor olmamız lazım. Abartıyoruz biraz. Abartıyoruz. Sağ olsun burada Bölge Karantina Müdürlüğümüz fumigasyon kursu da açıyor. Firmalar zaten başvurdular. Biz bu kursun açılmasını Temmuz'dan beri istiyoruz. Kursta ne anlatılıyor efendim? Yani bizim fumigasyon, ürünlerimizin yani, daha çok arındırılması mı? Hayır, fumigasyon yapabilmek için belli bir kursa tabi olmanız lazım ziraat mühendislerinin. Yoksa fumigasyon firmasından bu hizmeti çok pahalıya alacaksınız. Fumigasyonu da açarsak en azından fumigasyon, bilmeyenler açısından. Fumigasyon işte bahsettiğim gibi tır içi veya belli bir alanda o sistemeyi nasıl yapacağız? Anladım. Bunun metodunu öğretecekler. Anladım. Basit bir kurs. Kapıdan dönmemek için, Rusya kapıdan dönmemek için. Yani herhangi bir nokta bırakmayalım diye ama konu bizim tantanamız ve konuyu yönetemememiz. Memleket olarak yönetemememiz. Yönettiğimiz zaman zaten bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Şimdi burada ince bir nokta var. Biz herhangi bir şekilde bütün ihracatçılarımızı değerlendirirken aynı kefede değerlendiriyoruz. Evet. Biz dedik ki bayip olarak gelin ihracatçılarımızı segmente edelim aynı oteldeki gibi. Pansiyonda var otelde 5 yıldızlı otelde var. Doğru mu? Doğru. Hepsinin de müşterileri ayrı. Irak pazarına mal çalışacak bir ihracatçının gereksiz masraflara girip bu yükümlülüğün altında finansal olarak ezilmesine gerek yok. Nedir ihtiyaç? 2 yıldızdır. Örnek. Evet. Bildirim almadıysa yükselir. Tesisine yatırım yaptıysa yıldızı artar. Veya Rusya'ya, Almanya'ya mal yapacaksa 4 yıldız olsun. Tamam. Dolayısıyla bir uyarı geldiği zaman bunlar bu şartname nedir? Teknik şartname ile fabrika standartları bir heyeti umumiye seçilir. Bizler de içinde oluruz. Bu işin sanayisinden gelenler adamlar olur. Bakanlık olur. İhtiyaç varsa üniversite olur içinde. Bu teknik şartnameler yazılır. Firmalar segmente edilir. Evet. Bu verimlilik sağlar. Neden? Peki ya karantinanın elindeki personel sayısı belli. Yüzlerce binlerce ihracat var. İhracatçı var. Çıkan günlük yüzlerce binlerce tır var. Bunların hepsini kontrol et derseniz bu askeri tedbirdir. Fiilen de mümkün değildir. Oradaki bakanlıktaki karantinadaki çok ciddi ve iyi niyetli bizim personellerimizi, memurlarımızı eğitim vereceği zamanı biz askeri tedbirlerle uğraştırmayalım. Gerek yok 4 yıldızı bakmaya. Nedir sıkıntı? 3 yıldız mıdır? Ona bakalım. Dolayısıyla kaynakları tasarruflu kullanmış olacağız ama bakanlık bunu Tarım Bakanlığı olumlu görüş bildirmedi. Biz konuyu herhalde iyi anlatamadık. Tekrar zarureti var. Anlatmak mecburiyetindeyiz. Bir tane münferit firma veya iki tane münferit firmanın hatasından dolayı koca bir sektör evet. Denetim yapmak suretiyle apostrof içine alıyorum. Rencide edilemez. Finansal olarak darbe göremez. Bunlara gerek yok. Elma ile armutu ayıracağız. İkinci konu. İkinci konuya geçmeden halkımızın yanlış bildiği bir konu var. Tuta zararlısı ile ilgili bunun zehirli olduğuna yönelik tuta zararlısının zarar verdiği ürünlerin yenemeyeceğine dair bir intiba var. Nedir efendim tuta zararlısı? Allah aşkınıza yani bunu 50 kere anlatıyorum. Hep anlatayım. Gırtlağım sökülsüne anlatmaya devam herkes edeceğim. Herkes de iyi anlasın. Biz de buna evet. Aracılık edelim. Bakın efendim. Siz yoldan geçerken otobandan bir tane elma ağacı var. Evet. O elma ağacından bir tane elma kopardınız. Hiçbir ilaç var mı üstünde? Yok. Sildiniz, yıkadınız, yersiniz. Güvenle yersiniz değil mi bu tabii, elmayı? Tabii. O elmanın üstünde büyük bir ihtimalle bir karantina zararlısı olabilir. Nedir bu? İşte bittir vesairedir, bir noktadır. Bu sizi öldürür mü? Hayır. Sizin biyolojiniz... Böcek öldürmez. Öldürmez. Sizin biyolojiniz, yaratan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunun için yaratmış. Bunu tüketebilir sizin biyolojiniz. Absorbe etsin. Absorbe edebilir. Ama siz orada böcek olmayacak diye belli bir kimyasal rantın dayattığı bir şekilde 4-5 tane laboratuvardır bunlar dünya genelinde. Bunu zirai ilaçla öldürme yoluna giderseniz hem entomolojiyi bozarsınız, doğal dengeyi hem de böbrek üstü bezlerinizde kimyasal atık biriktirirsiniz. Ve kanser olursunuz Ali Bey belli bir oranın üstünde. Çok
tüketirsiniz. Çünkü birikir orada. Daha sonra hastaneye gidersiniz. Ve zirai ilaç esas aktif maddeyi üreten bu 5 laboratuvarında ortak olduğu onkoloji servisinde üretilen, tüketilen ilaçları tüketirsiniz. Dolayısıyla bu oyun dünyanın her tarafında aynı oynanır. Size medyadan pompalarlar, aman karantina zararı. Ne var karantina zararlısı? Halıda mite var. Öldün mü? Önce kanser ediyorlar, sonra ilaç satıyorlar. Tabii ki. Oyunun esası. Tuta zararlısını bitirmek için zirai ilaç satıyorlar. Evet. Keratis capitata, Akdeniz meyvesini. Çözüm belli. Feromon tuzakları. Kısır sinek. Kısır sinek salarsınız, iner aşağıya. Niye hep ilaç? İlaç olmayacak. İlaç olabilir. Popülasyon çok yükselir. Kontrol edemedin. İlaç yaptın. Baskı altına aldın. Entegre mücadele, biyolojik mücadeleyle devam ettin. Hayat ve doğrusu budur. Ama maalesef bu ilaç sanayi çok konuşan da susturması gibi bir özelliği vardır. Ama doğrusu budur. Anladım. Hikayenin özü bu. Tuta zararlısı değil, asıl kimyasal maddeler. Tabii burada medyanın tarım muhabiri olmayışının da sıkıntısı çoktur. Eğer biz öyle de tarım işte, muhabirleri biz de kulaktan dolma bilgilerle tarım alanlarında haberler yaparız. Ben en azından alemde üreticiler olduğu için biraz bilirim, biraz ederim ama herkes bilmez bu konuyu. Kim ne derse onun ağzından çala kalem yazılır. Karantina etmeli. Sizin de söylediğiniz gibi ilaç satmak adına bu medyanın da ortağı olduğu birçok şirkette bunu pompalar. Diyorsunuz. Dünyanın her tarafında bu sistem böyle evrilir. İşin tuhafı bu firmalar mesela Eurogap, bir Avrupa Birliği veya Dünya Sağlık Teşkilatı gibi. Hayır efendim, Eurogap süpermarketlerin de üyesi olduğu, bu firmaların da üyesi olduğu, pardon ortağı olduğu, üyesi değil, özel bir firmadır. Bir sermaye şirketidir. Dönen tamam. Dolap budur. Anladım. Şimdi ikinci İspanya. Konu İspanya konusu. İspanya. Dediğim gibi İspanya'da, Avrupa'da üreticiler var. Esas üreticiler malum İspanya, Fransa, İtalya. Bunlar da Avrupa'nın tamamına tedarik yaparlar. Ticaret savaşlarından dolayı ekonomi beklenti yönetimidir. Evet. İnsanlar paralarını cepte tutmak istedikleri için istedikleri miktarda ve fiyatta arz yapamadılar piyasaya. Biraz da narenci üreticileri İspanya'da ve gösteriler yaptılar. Avrupa Birliği'ne baskı yaptılar. Tamam, bir gümrük birliğimiz var ama kayıt dışı olarak apostrof içinde şu anda Bulgar kapısında bizlere gereksiz denetimler yapıyorlar. Bu bilirim ki Avrupa Birliği'nin İspanya bu ülkelerin sıkıştırması, Avrupa Birliği Brüksel'in de Bulgaristan'ı sıkıştırmasıdır. Biz de ne yaptık? Burada ihracatçılarımıza destek olsun diye Bulgaristan'da danışman tuttuk. Çok iyi. Bütün ihracatçılarımıza bu hafta telefon numarasını veriyoruz. Herhangi bir problem yaşadıkları zaman orada bilsinler ki personelleridir. Bayib'in danışmanı bütün ihracatçılarımın personelidir. Bayib ihracatçılarının. Böyle bir çözüm ürettik. Pratik olmak lazım. Evet. Şimdi gelelim Bayib'in rakamlarına. Evet. Genel rakamlarına. Evet, biz yine rekorla kapatacağız. 1 milyar 700 milyon doların üstünde ihracatla Allah kısmet ederse bitireceğiz ki geçtik bu hafta. Şöyle söyleyeyim. Biz 2017'de 1 kilogramı 0.54 dolara ihraç etmişiz Ali Bey. Bu sene %9.26 artışla 0.59'a çıkmış bu oran. Bu çok doğru bir iştir. Bunu gözümüze bakalım. Ama burası ciddi. Türkiye ortalama ihracatı 1.29'dur. Yani şayet biz Türkiye ihracatı ortalama 1 kilogram ihracatı değer ihraç ettiği birim fiyatta ihraç etmiş olsaydık Bayip olarak 1.7 milyar dolar yerine 3.7 milyar dolarlık ihracat yapacaktık. Antalya, Isparta, Burdur. İzah edebiliyor muyum? Evet. Evet. Eğer Türkiye rakamı 170 milyar dolar, 1.29 Almanya ayarında olmuş olsaydı biz şu anda 500 milyar dolar hedefimizi geçmiştik. Birim fiyatı anlatabiliyor muyum? Çok önemli. Kesinlikle. Nedir bu? Katma değerli sektör, sektörel çeşitlilik, pazar çeşitliliği. Bu neyle olur? Ürünle ve üretimle, sanayiyle olur. Başka türlü olmaz. Gelelim. Bayip üzerinden yine rakam, YMS rakamı. 58 milyon dolardan 107 milyon dolara %81 Rusya özelinde arttı. Sadece Rusya'yı bahsedersek. Yine iyi bir rakam YMS'de. 2017 yılında 0.82 dolara ortalama ihracatımız varken %17 artışla 0.96'ya çıktık. Bu da iyi bir rakam.
2017 yılında 393 milyon dolardı yaz sebze meyve ihracatımız. %9.8 artışla 432 milyon dolara geldik. Çok iyi. Tek sektör. Bu artar mı? Bunlar komik rakamlar. İnanılmaz artışlar olabilir. Potansiyelimiz var. Bu kültürümüz de var. Yeter ki zümreleri küstürmeyelim. Eğitelim. Verimli döngüler kuralım. Verimli döngüler maliyetli değildir. Çoğu da sıfır maliyetlidir. Biraz önce Vurnukova Havalimanı'nda anlattığım gibi iki uçak bileti, bir tane otel açtırırsınız orayı. İşi biliyorsanız. Devam edeyim. Şimdi Türkiye genelindeki ortalama artış şöyle izah edelim. Bütün Türkiye geleni şu anda 11.63. Bayip'teki artış 3.44. Evet. Daha düşük Türkiye'nin altında. Neden öyle? Neden? Hemen belli. Çünkü bizde olmayanlar var. Evet. Bakın benim sektörlerimin %27'si madencilik. 0.27 dolar. Bizde liste nasıl oluşuyor? Birinci sırada madencilik mi? Şu anda yaz sebze meyve madenciliği geçti. Geçti. Tekrar döndü geriye. %25 yaz sebze meyve dedik ama bu oran bir şaşırtır sizi. Velhasılı katma değerli sektörler nereden gelmiş? Türkiye ihracatına bakalım. Otomotiv endüstrisi. 1 kilogramı 7.21 dolara ihraç etmiş. Antalya'da var mı efendim? Yok. Yok. Hazır giyim konfeksiyon. Bizde 14.4 dolar. Bizde neymiş hazır giyim konfeksiyon? Bakıyoruz 9.34. Peki rasyosu ne? Toplamdan aldığı pay 2.22'si evet. Toplam ihracatımın. Yok. İniyorum aşağıya. Elektrik, elektronik ürünleri. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, arçelik. Buna dahildir. Kaça ihraç etmiş efendim? 3.7. Bizde Türkiye'de var mı? Yok. Yok. Tekstil, ham maddeleri 4.31. Var yok. Mı? Antex'ten sonra bitti o iş. Yok. Antex, Türkiye'nin en büyük firmalarından biriydi. Sahip çıkamadık. Evet. Sanayi kapanır. Yerde ot değildir ki biçesin çıkar. Çok büyük emeklerdir bunlar. Üzüntü verici. Demir dışı metaller. Var mı Antalya'da sektör yok. Olarak? Yok. 3.77. Makine ve aksamları 5.64. İşte Türkiye'deki ihracat rakamlarını yükselten kalemler ne yazık ki bizim... Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim ihracat kalemlerimizde yok. %54 maden ve yaz sebze meyve, geri kalan %46 bizde olmayanlar. Şimdi çok güzel. Ben bunu dediğim zaman aman efendim madenle yaz sebze meyveyi ayrı mı görecek? Ya bunlar benim elimdeki altın bilezik. Nasıl ayrı görürüm? Orada katma değer arttırmam lazım. Tohumdan ihracata projesi, yurt dışı hal projesi, Vurnukova Havalimanı, Roro. Hep bunları destekleyici iş. Evet. Ama geri kalan %46'yı da sorgulamamız lazım. Sorgulamamız lazım Ali Bey. Neden? İstihdam. Bakın. Net. Antalya'nın 3 tane geliri var. Ha, bu kalemlere turizmde girmiyor tabii. Hayır. Yok. Turizm benim hizmeti verseler Türkiye'nin tabii. En büyük üçüncü birliği olacak. Tabii tabii o zaman öyle olacak. Çalışıyoruz inşallah bir gün. Benim sağlığım da olur. olur inşallah. Şimdi şöyle anlatayım. Yaparsınız bakın. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Bu arada tim başkanımız sonuna kadar destekliyor. Peki. Büyüğümüz İyi. İsmail Bey çok gayretli. Onun zaten gölgesinde kalmaktan da ben de yoruldum biraz. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Ama İsmail Bey çok aktif, geçmek çok zor. Şimdi 3 tane Antalya'nın gelir girdiği kapısı var. Bakın turizm, tarım, doğal taş. Evet. Net konuşmak lazım. Neresi bu? Antalya, Isparta, Bursa. 3 tane il. Bu üç ilin ortak özelliği, üç sektörün ortak özelliği ne? Hiç düşündünüz mü? Mevsimlik işçi. Yani biz kardeşlerimize, evlatlarımıza 6 ay çalış, 6 ay işsizlik sigortası al diyoruz. Bunlar katma değerli sektörler mi? Evet. Neden? Bir otomotiv ihracatı için ithalat yapmak zorundasın. Hizmet. Antalya, Isparta, Burdur. Çok verimli Türkiye ekonomisi için. Milyarlarca dolar net girdiği sağlıyoruz. İthalatı yok çünkü. Çok kıymetli. Ama sezonluk işçi. Sezonluk çalışan. Ya. İstihdam. 6 ay çalıştırdık. 6 ay tembelliğe ve işsizlik maaşına mahkum ettik. Çeşitliliği olmayan, sektörel çeşitliliği olmayan, pazar çeşitliliği olmayan ekonomi tehdittir. Bir de rentable olmuyor bu işçi. Çünkü siz ne iş olsa yaparım abi diyeni çalıştıramazsınız. Hayır. Nitelikli işçi evet, olması lazım. Evet. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Derhal komiteleri kurduk. Nedir? Makine ve elektrik elektronik komitesi. Buradaki ihracatçıları direkt göz ardı etmeyelim. Onlarla ilgili münhasıran çalışalım. İki, bakın gübre komitesi kurduk kimya sektörü içinde. Hemen yanında hazır giyim tekstil birleştirdik. İklimlendirme sanayi birleştirdik.
ve Türkiye'ye yeni bir model kazandırmaya çalışıyoruz. Nedir bu? Matrixler. Bizde devlet destekleri sektörel veya gümrük tarife kodu üzerinden verilir. Tamam. Bunu da geçelim. Ben diyorum ki Antalya'nın müteahhitleri var mı? Uluslararası isim vermeyeyim. Müteahhitlik hizmeti veren firmalar var. Neden? Var. Otel yapa yapa uzman oldular. Komersiyel alan. Doğası gereği. Ekonomi budur. Allah razı olsun hepsinden. Dubai, orası, burası yüz milyarlarca milyon dolarlık projeler alırlar. Evet. Şimdi bunlar alırken Antalya'da bakın endüstriyel mutfak sanayini geliştirdiler. Neyi geliştirdiler? Otel ekipmanları. Otel mutfağı. Önemli. Otel ışıklandırması. Ya demek ki bir türlü farklı sektör bir mentorluk vasıtasıyla desteklenmek mecburiyetinde. Bu yepyeni bir model. Bunu istedik bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımızdan. İnşallah olur. Ve bu konuyla ilgili şunu yapma ihtiyacında olduk ve yapıyoruz. 2019'da inşallah 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Türkiye'de ilk defa Türkiye'nin en ciddi bu konuya münhasır bilgili isim hocalarımızı, iktisatçılarını bir araya getiriyoruz. Antalya, Isparta, Burdur ihracata dayalı Sinayi Master planını yaptırıyoruz. 20 senenin planlaması. O ilin personel potansiyeli, nüfusu, jeopolitik yapısı, nakliye, lojistik altyapısı, o ilin kendi kültürü, üretim kültürüyle ilgili oluşturulacak master plan. Bunun içinde şu okulların, şu teknik okulların olması lazım denecek. OSB'de şu ayrıntının olması lazım denecek. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Dolayısıyla yeni bir başkan, gerek sanayi odası, gerek borsa, gerek ihracatçılar birliği, yeni bir valimiz geldi. Yeni bir vekilimiz oldu. Yeni bir belediye başkanımız oldu. Al sana master plan. Bunun dışına çıkamazsın. Biz planla yaşamak mecburiyetindeyiz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de ilk defa yapılacak olan bu planın ve planlamanın ben bütün ülkeye örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Olması gereken budur. Olmalı diyorsunuz. Analiz bugünün verisine göre yapılır. Bizler iktisatçıysak geleceği görmek mecburiyetindeyiz. Geleceği göremezsek tirtimiz zayıftır. Bu arada yine başka bir gelişme. Tim AŞ yönetim kurulundaydık. Bütün Avrasya'yı da sadece bana bağladılar. Dolayısıyla Tim AŞ, Tim'in 170 milyar doların Avrasya'da sorumlu şu anda gözüken bu harika bir haber. Kişi biz olduk. Çok iyi. MAP Antalya Moskova. Söz sahibi bu konuda. Evet. Hak ettiği yeri bulduğuna inanıyorum. Biraz daha yük bindi hanım kızacak ama yapacak bir şey yok. MAP Moskova İş Adamları. İlk başkan seçildiğinizde zaten kızmalıydı. Ha? İlk ondan başkan. Önce kızdı zaten. Çok kızdı ama yapacak bir şey bir ya atamıyor da satamıyor da öyle bir durum var. MAP'la işbirliğimiz meyvelerini verdi. Buradan 30-35 tane iş adamımızı Moskova İş Adamları Birliği'ne üye yapıyoruz Ali Bey. Bu ne demek? Oradaki münhasır projelerde ilk önce onların haberleri oluyor. Bayip üyelerinin tamamına açık. 2018 yılı bitmeden bu üyelik işlemleri bitmiş oluyor. Çok iyi. Ve doğrudan münhasıran Rusya'da o iktisadi kalkınmanın içinde onlar Türkiye'ye yatırım kooperasyonu içinde yapacaklarsa Bayip'ten geçmek zorunda. Şimdi çok bir de yanına gelişmeler. Tim AŞ'yi koyduk. Bunlar iyi gelişmeler. Çok güzel gelişmeler. Sizin üzerinde durduğunuz biraz spesifik bir konu daha var. Hint keneviri meselesi. Evet. Yani Hint keneviri yasakken siz bunun üretiminin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hint kenevirinin çünkü uyuşturucunun ötesinde ihracat, üretimde çok önemli noktaları var. Bunu da herkes biliyor ama bir taraftan da kötü niyet yüzünden de engelleniyor anladığım kadarıyla. Dilerseniz bu konuyu da açalım biraz. Hint keneviri neden üretilmeli? Bu konu tehlikeli bir konu ama anlatayım. Evet. Çünkü neden? Uluslararası sermaye, Rockefeller, Rothschild'lar hepsini bulursunuz bu konunun altında araştırın. Lütfen Ask the Google diyorlar ya şimdi yeni tabir. Sorun. Bakın Hint keneviri, marihuana, kanabis, esrar, uyuşturucu adı. Evet. Bu bitkinin erkeği THC'yi çok düşük miktarda olduğu için esrar değildir. Uyuşturucu değildir. Bir, dünyanın en verimli selüloz kaynağıdır. Biz selüloz ithal etmiyor muyuz? Hint keneviri mi? Hint keneviri efendim. Evet. Hint kenevirinden üretilen kağıt %40 daha az yıpranır çünkü su kabul etmez. Aşağı yukarı 10 kat daha fazla recycle edebilir, geri döndürülebilir. Atık projemiz var ya. Evet.
Hint Keneviri Antalya için kilittir. Çünkü iki dönem ürün alabilirsiniz. Çok iyi. Neden? Güneş, toprak, su. İklim müsait. Her yerde yetişir ama Antalya'da çok verimlidir. Demek ki Hint Keneviri'nin bir özelliği daha var biliyor musunuz? Biyoplastik üretirsiniz. Biyoplastik, hani şimdi poşet, atık evet, vesaire evet. Tantana var ya. Yeni bir yasak var. Evet, Hint Keneviri'nden üretirsiniz biyoplastiği. Geri dönüşüm daha kolay. Biyoplastiği geri dönüştürmenize gerek yok. O poşeti suyun içine bırakın, organiktir, erir Ali Bey. 3 gün. Ne okyanusu kirletirsin, ne orayı burayı, dünyada denizleri, çevreyi harap edersin. Niye bu konular konuşulmuyor? E bu petrokimya endüstrisi laf mı, adam mı bırakıyor ortada? Bir de kırıkları da çok hızlı iyileştirdiğine yönelik bir şey Hint daha var. Hint Keneviri kadar mucizevi bir bitki evet, yok. Evet, mucizevi bir bitki. THC kanser hücrelerine saldırır, öldürür. Kanser hastalarına THC verirler. Onun için medikal kanabis üretimi diye bir sektör vardır dünyada. Niye Türkiye'de hiç konuşmadık biz bu konuları? Ya bir yerde bir saçmalık var. Tuta zararlısı gibi aynı. Değil anlatabiliyor mi? Muyum? Bunun yanına şeker kamışı. Hani çocukluğumuzda memlekettaşız. Arıklarda tabii. Kamış böyle şekerinden istifade. Ya şeker kamışı Antalya'da 3 hasat alırsınız. %23 şeker barındırır. Şeker demek ne demektir biliyor musunuz? Biyogaz demektir efendim. Yani döşeriz ya oradan buraya boru hattı. Biz atıl tarımda değerlendiremeyeceğimiz alanlara gelin şeker kamışı yetiştirelim. Bir ton şeker kamışından 900 metreküp metan elde edersiniz. Enerji üret. Purifiye et. Water scrubbingle veya membrandan geçir. %98'in üzerinde metana döndür. Doğalgaz boru hattına bas. Bunu ithalini de engelle. Yetmedi mi? Metanole çevir. İşte sana roket yakıtı. Sıvı roket yakıtıdır gaz halinde. Katı ayrı. Nelermiş? Ya Hint Keneviri'ni biz uyuşturucu diye ürünün üretilmesini yasaklıyoruz değil mi? Evet. Şeker kadar zararlı mı? Şeker yok mu? Evet. Kullandığımız şeker. Zehir. Ya bugün hastaneler bu kadar doluysa şeker yüzünden var. Ne oldu bu Hint Keneviri bu kadar zararlı? Neden anlatayım mı? Kağıt lobileri. İlaç lobileri. Dünyada 100 küsur senedir. Bize bunu yasaklatıyor. Dünyanın her tarafına yasaklatırlar. Dünyanın üstündeki oynadıkları oyundur. Bunlar için sağlık önemli değildir. Bunların derdi dünyayı kontroldür. Bu konuya böyle bak. İlaçlarını satmak. Evet. Vakti zamanında haşhaş. Ya savaş çıkardılar ülkelerine. Evet. Bu da öyle bir konu. Niye elimizdeki değerlerden vazgeçiyoruz? Bunu dillendirdiniz mi daha önce? Yani birkaç yerde dillendirdim. Başıma gelmeyen kalmadı. Herhalde bundan sonra da kalmasın. Dillendiririm zevkle. Bunun üretimi de kolay anladığım kadarıyla. Size ben başka bir şey daha söyleyeyim mi? Buyurun. Kanabisin lifleri kompozit sanayi için şu anda üstünde çalıştığım yani proje. Yani Hint Keneviri'nin lifleri dokusu savunma sanayinin bel kemiğidir Ali Bey. Neden biliyor musunuz? Hani karbon elyaf deriz ya, evet. Veya aramit elyaf. Karbon elyaftan daha sağlamdır. Hint Keneviri'nin lifi. Şu anda onun üstünde çalışıyorum. Kendi şirketimde. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok ilginç. Savunma sanayinin bel kemiği demek. Peki neden ısrarlı bir şekilde çok mu kolay uyuşturucu elde etmek Hint Keneviri'nden? Ana madde olduğu için mi? Aslında en zoru o. Biz en kolaylarını es geçiyoruz. Ya 3 tane esrarkeş var diye 80 milyonluk nüfusu kanser olmasına dünyanın cari açığına neden oluyorsunuz. Dünya genelini alın. 30 bin tane adam esrar içiyor diye 8 milyar insanın sağlığıyla oynuyorsunuz. Ormanları yok ediyorsunuz. Atmosferi kirletiyorsunuz. Ya bunun mantıklı bir tarafı var mı Ali Bey? İlaç. Tiroiditleri yüzünden. Para bu kadar kıymetli olmamalı. Evet. Para konuşuyoruz ama... Geleceğimizi de bitiriyoruz bir taraftan. İktisatçı zaten böyle bakmaz konuya. İktisatçı tüm etmenlerle bakmak zorunda. Devletimiz de böyle bakmak zorunda. Hint Keneviri ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Ama popüle edemedik. Şu tutayı, karates kapitatayı, zirai ilaç kalıntısı kadar medyada şu Hint Keneviri'nin yararlarını konuşsak
Türkiye'nin belki kağıt ithalatında selülozun önüne geçeceğiz. Tepe tutarlar sizi. Plastik poşet işi bitecek. Neden? Erir, organiktir. Suyun içine bırakın biyoplastikle üretilen poşeti, 3 gün sonra doğaya karışır. Oradaki balık da yer, istifade eder. Gıdadır. Keçi, memleketliğinizsiz. Evet. Dağda en çok neyi sever? Ot bulduğu zaman. Hangi ot? Kanabisi. Niye yer? Medyadan mı izler esrarın yararlarını? Ya doğadır bu. Ellemeye gelmez. Cenab-ı Hakk'ın yarattığından istifade etmek lazım. Kendi yarasını iyileştiren bir özü de var. Evet. O Hint genetiğinde kelevirinde. Kodlanmıştır. Evet. Genetiğinde kodlanmıştır. Öyle bir bitki düşün. Dünyanın her yerinde yürüyor. Çölde var. Asya'ya git var. Güney Amerika'da var. Amerika'da var. Neden? Bu insanoğluna yararlı da o yüzden. Bu kadar zararsız Allah yaratır mıydı? Zararlı kısmını at. Kim ister esrar keçi olmak? Kontrollü üret en azından. Kontrollü üretime bu işi araştırmak Türkiye'nin üstüne gitmesi lazım. Aynı şekilde şeker kamışı. Ya şeker kamışı doğal yakıttır. Metanol üretirsin. Bağırsak sistemidir. İki tane bakteri vardır. Birisi yer parçalar, öbürü de çok affedersiniz gaz çıkarır. Çıkan gaz da metan gazıdır. Evet. Metan gaz da doğal gazdır. Niye konuşmuyoruz? Sıkıştırırsan LNG olur. Çünkü likidize edersin. 640 katı ufaltırsın likidize etmek suretiyle. Basınç altında sıvılaştırma. Basit kimya. Niye bunları hiç konuşmadık? Konsantre doğal gaz değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim elimizin altında her şey var. Ama bilim, iyi niyet, buna uygunluğu kanun ve medya. Siz çok önemlisiniz. Önemli. Ve bunları dile getiren adamlar. Ve biz de sizin dile getirdiğinizi aktarıyoruz. Evet, size. Araştırın bu konuyu. Lütfen program yapın. Evet. Son olarak neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan, programımızın sonuna geldik. Şimdi efendim, bir, bizim en büyük bayip olarak hedefimiz şu. Var olan sektörleri geliştirmek, olmayan ihracatçıyı zuhur ettirmek. Dolayısıyla 1 Mayıs'tan itibaren, şimdi rakamlara baktım, 500 yeni ihracatçıyı kazandırmışız. Yani 7500'lük, evet. 8000 olmuşuz. Çok İhracat. Güzel. Hedeflerinizden biri buydu zaten sizin. Evet, evet, evet. Onun için bir defa şu sanayi master planı önemli. Benim için Antalya özelinde veya Burdur'da veya Isparta'da o küçük sanayi siteleri yok mu Ali Bey? Onlar çok önemli. Onlar için kuluçka merkezleri. Sanayiye adım atış. Evet. Bu adamı 300 metrekare dükkandan çıkarıp 3000 metrekare, 5000 metrekarelik OSB maliyetini sokmak adamı finansal olarak bitirir. Ne ihtiyaç? 500 metrekare çarpanı, sanayi organize, sanayi kuluçka merkezleri. Evet. Hemen. Parayla olacak işler değil. Var zaten bu kaynaklar. COSGAP'le anlattım. Çalışmalar devam ediyor. Biz artık ne yaparsak yapalım. Rica ediyorum bu bölgede sektörel çeşitliliği göz ardı etmeyelim. Mümkün mertebe artık ihracata hangi ürünü satabileceksek o ürünü gece yatarken düşünelim. O ürünü geliştirelim. O ürünlere dönük üniversite, ortaokul, ilkokul, lise eğitimi verelim. Parayla mı? Zaten harcıyoruz bu parayı. Evet. Diyeceğim bu. Niyet. Peki. İyi seneler herkese. Evet. İnşallah çok bereketli, güzel, savaşsız, kansız bir sene geçiririz. En büyük duamı. Başka da ne duamız olur? Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel temennileriniz. Rakamlarınız güzel. Evet. İlerliyor ama çok daha iyi olabilir. Evet. İmkanlarınızın da geliştirilmesi lazım ve özellikle Roro turizmi konusunda düzeltiyorum. Roro taşımacılığı konusunda, nakliye konusunda sonuna kadar katılıyorum. En azından kapılara, ülkelere muhtaç kalmayız. İhracatçının, tarladaki üreticinin yüzü gülecekse her türlü çalışmada biz de zaten yanınızdayız. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Önümüzdeki süreçte yine bir arada geleceğiz. Rakamlarla ve gelişmelerle ilgili konuşacağız. Çok İnşallah. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon burada sona erdi. Konuğumuz Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hakkı Bahar'dı. Kendisine katılım için teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.